Başla. Şimdi yine bir ney taksimiyle başlıyoruz. Neyzen Tevfik'in Suzinak makamındaki ney taksimini dinliyoruz. Neyzen Tevfik'ten Suzinak makamında bir ney taksimi. Evet, çay getirmiş. Şimdi yine her zaman olduğu gibi İsmail Emre'den bir doğuşat okuyoruz. Dostum, seni çoğu arar camiden, bulmak ister kilisede cam eden. Seni bilmez ikisine çok giden, bir bilenden okumalı bu kitabı. Kimi arar Kudüs ile Mekke'den, kimi arar hayhu ile tekkeden. Seni bilir her kaydı terk eden, yetişmez mi araya bu cevap. Kimi arar çok söyleyen fakıdan, kimi arar sarhoş eden rakıdan. Seni bilir yürekten kan akıdan, yürektendir aşıka olan şarap. Kimi der lazım bize tarikat, bulmak ister o karanlıkta necat. Meydandadır bunların aklı sakat, dünya gibi bunlar da bütün serap. Hak bulunmaz kudüm ile def ile, eskidiler sen aklından def eyle. Sen canını hak için hedef eyle, zevk ile bul boşuna çekme azap. Sen devredip bitirirdiysen azabı, sana açık o dilberin nikabı. Sen alırsın ummadığın cevabı, uyar isen sana lazım bu sevap. Birçoğunun bütün arzusu uçmak.
birçoğunun tamu odundan kaçmak. Aklın ermez. Nasıl kaçarsın ahmak? Gözün görmez doğmuş iken afitap. Aşık bilmez ne cennet ne tamuyu. Bilen için bunlar dipsiz bir kuyu. Daim içer ilmi dedin suyunu. Çekmek için lazım elde bir dolap. Aşık olup olup dolabı çevirmeli. Bu bilinmez sırra akıl ermeli. Bir bilen var aklı ona vermeli. Emrem dersin kolay ise durma yap. 28.10.1943'te İsmail Emre bunu yazmış. Yine dedemize onu emanet ediyoruz. Altıncı gün müydü? Evet. Altıncı günden başlıyor. Altıncı gün Kaf ve Anka. Rahman olan Allah arşı istifa buyurdu. Daha suresi 102. 18 yaşında Hint padişahının oğluyum. Bir gün şehirde büyük bir gürültü duyuldu. Herkes telaşta. Hatta saray halkı bile heyecandaydı. Meşhur bir alim ve bilge bir hekim olan Lamama bu telaş ve endişenin sebebini sordu. Durumu şöyle izah etti. Şehzadem, Hint ülkesine çoktan beri bir ejderha musallat olmuştur. Bu ejderha 7 başlı, 70 ayaklı, hiçbir savaş aletinin denemediği acayip bir zırhla kaplı, ağzından ateş püsküren ve her dilden konuşan müthiş bir mahluk. Her 7 senede bir gelip bizlere bu kervan nereye gidiyor diye sorar. Bu soruya kimsenin aklı ermez. Hangi kervanı sorduğu belli değil. Bu soruyu 7 defa tekrar eder. 7.'de de cevap alamayınca 20 yaşında olan 7 delikanlı ve 7 bakire kız kendisine kurban olarak verilir. Onları yer yutar. Sonra da 7 sene sonra tekrar geleceğim. Bu sorunun cevabını kaftarındaki Anka'dan öğrenebilirsiniz deyip gider. Bugün işte vakit geldi. 7 yıllık süre yine doldu. Ejderha gelecek. Biz de mecburen kurayla 7 delikanlı ve 7 kız belirleyip ona vereceğiz. Lala'nın söyledikleri karşısında şaşırdım. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istedim. Dedim ki, Lala'cığım acaba bu kaftan nerededir? Anka da kim? Lala'm cevap verdi. Şehzadem, kaftan hakkında birçok söylenti var. Yalnız hakikatini bilen ve kaftanı gören hiç kimseye rastlamadık. Kimilerine göre kaftan dünyamızı çepeçevre kuşatan zümrütten bir dağ. Kimilerine göre dünyanın tam ortasında semaya doğru uzanan büyük bir dağ. Fakat bu dağ kimin gördüğünü bilen yok. Oraya nereden gidilir? Dünyanın neresindedir? Bunu kimse bilmiyor. Bazıları kaftanın varlığını inkar eder. Dünyada böyle bir dağ yok derler. Anka'ya da aynı gözle bakarlar. Kaftanında yaşayan bir kuşmuş. Hem de öyle bir kuşmuş ki konuşur. Milyonlarca seneden beri yaşar, hiç ölmezmiş. Alim kimselerin bile bilmediği şeyleri bilirmiş. Fakat onu ne gören ne de bilen var. Ejderha o gün geldi. 7 gün boyunca alışılageldiği üzere sorusunu sordu. Kimse cevap vermediği için kurbanlarını alıp gitti. Şehir büyük bir mateme gömüldü. Ben bu durumun son derece etkisinde kaldım. Geceleri gözüme uyku girmemeye başladı. Sabahlara kadar kaftanı ve Anka'yı düşünüyordum. Sonunda kesin bir karar vererek babamın huzuruna çıktım. Memleketimizi ejderhadan kurtarmak için kaftanı aramaya çıkacağımı, Anka'yı bulup bu sorunun cevabını öğreneceğimi söyledim. Babam oldukça adil ve akıllı bir hükümdar olduğundan benim bu uğurda öleceğimi bildiği halde bana engel de olmadı. Bir görevi üstlenip onun uğruna canını feda etmek padişahlara ve oğullara yakışır bir durumdur. Haydi oğlum, sen hazırlıklarını tamamla, ben de ne gerekiyorsa düşüneyim ve yapayım dedi. Kararım ve niyetimi halka duyarınca millet ve sevinçten sarayın eşiğini öpmeye, başarılı olmam için sabahlara kadar dua etmeye başladılar. Babam ne kadar bilgim ve alim varsa hepsini saraya topladı. Onlara kararımı bildirerek ne yöne gitmem gerektiğini sordu. Birçok görüş ortaya atıldı. Uzun tartışmalardan sonra yaşlı ve kamil bir aksakallı ortaya çıkarak "Padişahım, böyle bir yolculuk kalabalık bir şekilde yapılmaz. Bir iki kişi kemerine koyacağı değerli mücevherlerle, gerekirse sadaka toplayarak senelerce bu yolculuğa devam edebilir.
Fakat bir süre kalabalığın yabancı memleketlerde yiyip içmesi ve rahatça seyahat etmesi mümkün değildir. Öyleyse şehzademizin bu yolculuğa yanına birini alarak çıkması daha doğru olur. Ne tarafa gitmesi gerektiğini bilmiyoruz. Bu hususta doğru bir karar vermekten biz de aciziz. Yalnız bunun bir çaresi var. Himalaya dağlarının ötesinde inziva hayatı yaşanan bir yer biliyorum. Orada ilim sahibi, bizim bilmediğimiz pek çok şeyi bilen bir bilgin oturmaktadır. Şehzademiz önce onun yanına gitsin, ona hizmet edip onun sevgisini kazansın. Daha sonra da bu meçhul yeri ona sorsun. İhtimal ki tarih yüzüne güler dedi. Bu görüş herkes tarafından kabul edildi. Kısa bir süre sonra babam vezirler, vekiller ve alimlerle vedalaşarak halkın gözyaşları arasında Hindistan'ın kuzeyine doğru yola çıktı. Yanında Mala'nın oğlu Bahadır vardı. Keseme yükte hafif, pahada ağır bir sürü mücevher almıştı. Fakir bir kılıkta yolculuk ediyordu. Başlangıçta çok sıkıntı çektik fakat zamanla buna alıştık. Ve Himalaya'nın karlı tepelerini aştık. Uzun bir yolculuktan sonra inziva hayatı yaşayan adamın yerini bulduk. Huzurun erdi. Derdimi izah edip kendisine söyledim. Elini aksakalı uzatarak düşünmeye başladı. Sonunda dedi ki, evladım, biz pek çok şey bilirsek de kaftanın nerede olduğunu öğrenemedik. Lakin buradan 7 aylık bir uzaklıkta Miset şehri harabeleri vardır. Orada bir kuyu vardır ki ağzı çok değerli bir taş kapakla kapatılmıştır. Bu kapak bazen bilinmeyen sebeplerle açılır. Gidip kuyunun başında bekle. Eğer nasibin var da kapak açılırsa bir iple kuyuya in. Orada bir delik göreceksin. Onu takip ederek yürü. İleride bir meydan çıkacak karşına. Meydanın ortasında bir saray vardır. Saraya gir. Göreceğin şeylere hiç iltifat etme. Ne dur, ne dinlen, ne de kork. Üst katta mermer bir dolap içinde küçük bir sandık bulacaksın. Onu alıp kuyuya dön. Kapak kapanmışsa mahvoldun demektir. Eğer kapağı hala açık bulursan iple dışarı çık ve sandığın içindeki levhayı oku. Evet, şimdi buradan anlaşıldığı gibi yine maceraya atılan kişi bir yanına bir kamber alıyor. Lalasının oğlu Bahadır'ı kendisine kamber olarak alıyor. Mutlaka yanında bir kamberi var. İki, bir rehberi, bir mürşidi var. Bir yaşlı adama gidecek, bulacak. Kendisinden önce oraya gitmiş, yaklaşık olarak nelerin olduğunu ona anlatan. Hep söylüyoruz ya, keşif ehli bir yere gittiğinde orayı tarifler ama ora onun senin gördüğün gibi, onun gördüğü gibi olacak diye bir garanti yok. Herkes kendi keşfettiği kadar, kendi torbası, kendi aynası, kendi alabileceği kadar. Hani Mevlana diyor ya, senin anlattıkların değil, karşıdakinin aldıkları kadardır. Herkes kabınca doldurur. İşte oradaki danıştığı kişi rehber ya da mürşit olarak alacağız. Yanındakini ise kamber olarak alacağız. O zaman hepimizin yanında bir dostunun bu yolculukta, bir yol arkadaşının, yani Kur'an diliyle refik, Türkçe anlamıyla bir yoldaşının, aynı yolda yürüyen bir insanın olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi yoldaş deyince insanlar farklı kelimeler zannediyor. Kur'an'daki bunun karşılığı refiktir. Refik'in Türkçesi de yol arkadaşıdır. Zaten tarikat ise yoldur. Muhammed Ali'nin yolu işte. O yolda bir gamber, bir arkadaş, bir dostla, bir refikle, bir yoldaşla gideceksin. Bir, iki sana bu yolda birisi rehberli gelecek. Bunu anlatıyor. Oraya gideceksin diyor, kuyu bulacaksın, ip alacaksın, ineceksin. Yukarıda bir oda var. Telkin ediyor. Bak diyor ki, sakın diyor. Sağa sola sapma, yanlış yapma, bir yerlere bakma. Gözün kaymasın bak sana. Ne diyor? Nasibin varsa alabilirsin. Sonra da devam ediyor yani. Ben sana yol gösterdim ama. Kerim'de 50. surenin adıdır. Kur'an-ı Kerim'in mukattalarındandır, mukatındandır. Allah'ın isimlerinden birinin kaf olduğu söylenir. Kudret sahibi anlamına geldiğini söyleyenler olduğu gibi, dünya çepeçevre kuşatan dağın adıdır diyenler de vardır. Bak, şimdi bir dünyayı çepeçevre çeviren dağ olarak söyleniyor. Bir de mehtap ne deniyor? Aynı zamanda da
Allah'ın ismi olduğu söyleniyor. Devam edelim dedi. Allah'ın isimlerinden biri anlamına geliyor ya da çepeçevre çevreleyen dağın adı olarak söyleniyor. Bu dağın ardında efsaneye göre cinler yaşamaktadır. Ejderhalar insanlara zarar verince güya melekler onları bu dağın ardına ateşli zincirlerle çekip atarlarmış. Tasavvuf erbabına göre Kaf Kur'an'a işarettir. Ki bu da Allah'ın bütün isimlerinin zuhur yeri olan ve bu mazhariyeti bilen ve bildiren insanı kamildir. Bakın başka bir şey söyleyeyim. Şimdi diyor ki tasavvuf erbabına göre de diyor. Yani şimdi şeriat erbabına göre bu Hak Teala'nın kendisi. Ya da çepeçevre dünyayı çevreleyen arşu âlâ. Ama diyor tasavvuf erbabına göre de Kaf Kur'an'ı işaret ediyor. Kur'an da eğer ki bütün isimler onda zuhur ederse hani söyleniyor. İşte bizim evet aklın sustuğunda kalbin konuştuğu yer ve sesin çıktığı yer Beytullah dediğimiz Allah'ın evinin oru olduğunu söylüyoruz. Devam edelim. Kaftığın arkama yüklendim etme acı. Bahri Muhit'i içtim, kalmadım ama neden? İdris-i Muhtevi Bayramı. Halk arasında kaftan veya kaf ifadesi sınırsızlık, son derece büyüklük gibi manalara ihtiva ediyor. Evet, devam edelim. Onun için de kaf, o şey yapalım. Tekrar edelim. Halk arasında kaftan veya kaf ifadesi sınırsızlık, son derece büyüklük gibi manalara ihtiva eder. Çok büyük denen insana bunu kaf dağında denir. Evet. Bir uçtan bir uca yerine de kaftan kafa veya nundan nuna deyimleri kullanılır. Süleyman peygamber kaftan kafa bütün alemi hükmettiği gibi. Kaf nun, kün. Arapça kaf ve nun harfleri bir araya gelirse kün, ol. Kaf ve nun harfleri bir araya gelince kafi nun izar olduğunda dediği yani kün emri olduğunda 18 bin alem var eylenmiş. Devam edelim. Ol sözünü meydana getirir. Bakara 117. 67. ayeti kerimelerinde Mümin suresinin Allah'ın bir işin olmasını istemesi ve o işin hemen olması bu sözle bildirilir. Evet. Tasavvuf edebiyatında Allah'ın dilemesi kafnun yahut kün sözleriyle belirtilir. 18 bin alemi mağdum iken var eyledi. Kanunun emriyle bir kere ima etti aşk. Yusuf Sineçak, Kafir'in hitabı izar olmadan biz bu kainatın iktidasıyız Arabi. Er-Rahmanu arşu alaya istiva etti. O Rahman arz üzerine istiva buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in Taha suresi. Elmalı Hamdi yazılı. Anlıyoruz ki biz demek ki kaf ve nun harfinden yani kafinin izar olması demek Allah'ın kün kelimesini, kün emrini, ol emrini verdi ya. İşte o an bütün kainat oluştuğu için de ne deniyor? Süleyman Kaf-ı Nun'a hükmeyledi. Demek ki bütün bu kainatın adı da aslında Kaf'mış. Kaf diye anılan da bir insan büyük alemin küçük kopyasıdır diyen Hazreti Ali Efendimiz'in söylediği gibi insan küçük kainattır, kainat büyük insandır sözünde de netleştirilen şekilde bir bütün bu kainatı anlatıyor Kaf, ikincisi de bunu anlatıyor. İkincisi de bizi anlatıyor. Ve bütün isimleri biz, hani diyor ya Hazreti Peygamber Efendim, bana eşyanın sırrını öğren. Biz bütün Allah'ın esmalarını, isimlerini, sıfatlarını öğrendiğimizde insanı kamil oluyor. Eşyanın hakikatini öğrendiğimiz. O zaman bu yeryüzündeki bütün bilimleri bilen insana ne deniyor? İnsanı kamil deniyor. Diğer bir adla imam deniyor. Onun için Yasin suresinde ne deniyor? İmam-ı mübin. Biz onu apaçık bir imamda topladık. Çünkü yeryüzündeki bütün bilgilerin toplanıldığı yer neresi? Hazreti Ali Efendi. O imam Hazreti Ali Efendi. Ama nasıl çevriliyor? Biz onu apaçık bir kütüğe yazdık. Böyle çevriliyor.
Oysa ki Allah diyor ki ben size timsaller veririm, örnekler veririm diyor ayetinde. E o zaman bir canlı örnek verecek ki biz kendimizi ondan örnek alacağız. O insanı kamile göre yaşayacağız. Misaller veriyor. Evet. Tasavvuf, misal, örnek demek zaten. Misal Arapçası, örnek Türkçesi. Örnekler veriyor bize. O örneğe bakıyoruz ve o örneğe göre hareket ediyoruz. İşte o en büyük mürşidi Allah olduğu, sizin mürşidiniz önce Allah'tır, sonra Muhammed'dir, sonra Ali'dir dediği gibi Hazreti Peygamber Efendimiz. Bizim mürşidimiz yani biz bir ismi şah, be ismi şah olan. Şimdi orada da biliyoruz biz nokta nün harfi olduğu, kafinin izar olunca o nokta düştüğü B harfi oldu. Yani ne oldu? Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı başındaki Bismillah'ta, Bismillah'ın başındaki bağının altındaki noktada benim diyen Ali'nin sırrı yani B'nin sırrı ortaya çıkmış oldu. Bir ismi Allah, bir ismi Şah. Şah ismi önce Allah'ın ismi çünkü önce mürşidiniz Allah diyor. Sonra Muhammed'in ismi, sonra Ali'nin ismidir, sonra da dönemin kutbunun ismidir imamlar ve ondan sonra dönemin kutbu kimse onun ismidir. Bugün mürşidin kimse kutup olarak o Hazreti Ali'nin yerine postuna oturduğu için senin yol göstericin, rehberin odur. Devam edelim. Şimdi kuyuya geldik. Kuyuya ineceğiz. Bakalım ne olacakmış. 167. İp ve gerekli malzemeleri ayarladıktan sonra hekimin elini öpüp hayır duasını aldım ve yola koydum. Sonra sonunda lise talabelerini buldum. Sözü edilen kuyuyu bulduk ve başına oturdum. Bahadır'a gerekli talimatı verdim. Bekleyişimizin 40. gününde kapak açılmaya başladı. Hiç zaman kaybetmeden Bahadır'la vedalaşıp kendimi iple kuyuya sarkıtıp kuyuya daldım. Ayaklarımın yere değmesiyle ipi belimden çözüp deliği aramaya başladım ve buldum. Bir dakikalık bir tereddütten sonra içine girerek yürümeye başladım. Az sonra oradan meydana çıktım. İnsanın içinde hoşluk veren bir bahçenin ortasında altından yapılmış bir saray gördüm. Hemen kapısından içeri girip yüzlerce odasında ne var ne yok diye merak edip araştırmaksızın doğruca üstüne çıktım. Odayı buldum. Dolaptan sandığı çıkardım. Azami bir hızla kuyuya döndüm. Kapak yavaş yavaş kapanıyordu. Bahadır avası çıktığı kadar bağırıp çağırmakta, kapağın kapanmak üzere olduğunu haykırmaktaydı. Hemen ipi belime bağlayarak Bahadır'ın ipi çekmesini söyledim. Sonunda dışarı çıktım. Birbirimize kucaklaştıktan sonra sandığı açmak için uğraştık. Binbir güçlükle sandığı açmayı başardık. İçinde çelik bir levha vardı. Üzerinde iki gazel yazılıydı. Evet. Sırrımdan bana hitap. Sırrımdan bana hitap. Yani ne demişti Musa? Allah'ı görememişti. La enterane. Beni göremezsin. Nasıl gideceğim? Ne diyeceğim ben? Arkadaş yani kimden aldın bunu? Kendin olan kendinden aldın getirdin işte. Kendin olan kendinden. Bak sırrımdan bana hitap. Bu da sırrım demiş. Hakikat güneşinin doğduğu, kainatın çıktığı yer benim. Çokluğun kaynağı, bedenlerin hazinesi benim. Ben o varlığım ki alemi kendi emrimle yarattım. Bu varlıkların hepsi benim için durumlarımdır. Bu varlıkların hepsi benim çeşitli durumlarımdır. Sonsuz zaman da benim. Ben o varlığım ki ne mekanım ne zamanım vardır. Hiçbir kayıt altında değilim. Lakin her zaman, her yerde olan şeyler yine benim. Arş benim, kürş benim, yedi kat, gök benim. Madde benim, cevher benim, unsur benim. Canlı cansız her şey benim. Ben sırf nurum, mutlak sığırım. Nuna konulan noktayım, nuna konulan noktayım. Ben hem o ruhum hem melekler, hem Adem hem insan, hem sıfatlanan hem de işleriyle besbelli mutlak zatım. Ey halk yolcusu, şan ve azamet sahibi olan Halik ve Rahman benim. Şimdi diyorlar ki
Biz hu makamını, Allah makamını görebilir miyiz? Biz hu makamını, Allah makamını göremeyiz. Ama biz hakkı görebiliriz. Biz Rabb'ı görebiliriz. Demek ki Rabb ve hak bize Rabb dedilmiş. Hakikate erdiğimizde, insanı kamil olduğumuzda enel hak diyebildiği gibi Mansur'un dediğimizde evet hakkı görürüz. Onun için Hazreti Ali Efendime sordular. Sen hakkı görüyor musun? Ben görmediğim hakka tapmam dedi. Bak görmediğim huya, görmediğim Allah'a demiyor. Görmediğim hakka tapmam. Çünkü o hak sana Rab dedilmiş. Burada ne diyor? Nünün noktasıyım diyor. Düşen noktasıyım. Nünün düşen noktası kime yerleştirildi? Adem'e yerleştirildi. Fatma ananın nün rahmindeki manevi, batini anlamda yeşil kandile biz Fatma ana diyoruz. Ortasındaki nokta düştü, B'yi oluşturdu. Yani Adem'e yerleştirildi. Yani kalbimizin üstündeki o nokta işte o. Şimdi oradan da anlıyoruz ki sen diyor ey hak yolcusun. Biz hakka gitmek isteyen yolcularız. Şan, azamet sahibi olan sensin. Yani her şey bizim elimizde. Hakka giden doğru yolu bulmak, o yola ermek, insan-ı kamil olma bizim elimizde. Benden sırrıma cevap. Şimdi sırrıma, sırrım bana cevap verdi. İçimdeki hak seslendi bana. Şimdi ben ona cevap veriyorum. Ben öyle bir varlığım ki ben dediğim zaman bundan kastettiğim senin kudretindir. Bak işte böyle fakir, böyle aciz, böyle dervişhane olursan olur. Bak ne diyeyim? Ben öyle bir varlığım ki ben dediğim zaman bundan kastettiğim senin kudretindir diyor. Ben öyle bir varlığım ki senin vahdetin benim benliğimde ortaya çıkmıştır. Ey yegane varlık, benliğimi senden ayrı olarak düşünecek olursam bir sırf kuruntudan ibaret olur her şey. Senden başka bir şey yok diyor. Çünkü yok olan vücudu olmaz. Ben öyle bir fakirim ki neyim varsa senindir. Ben yalnızca bir hiçim. Fakrı fakir, yani gönüllerin yoksulluğu içerisinde senin tekliğine en büyük delilim. Onun için de biz diyoruz ki her bir insan bir kainat olarak tektir. Aslında kainattaki her şey o aynadaki görüntülerdir. Biz hepimiz tek bir varlık olarak kendi alemlerimizde, sen kendi aleminde, sen kendi aleminde, sen kendi aleminde bu kainatı seyrediyoruz. Ve diyor ki arş, kürş, yeryüzü, gökler senin emriyle var olmuş. Kainatın sayfaları senin varlığına ve birliğine delil olup senin kudret elinle yazılmış. Sen mahiyeti bilinmeyen zaman ve mekana muhtaç olmayan yüce zatsın. Var olan her şey senin işlerindir, sıfatlarındır. Kudretinin sonsuzluğunu gösteren delillerdir. Sen öyle bir varlıksın ki senden başka görünen hiçbir şey yoktur. Her yerde kudretin eseri görülür. Senin varlığının sırrı kainatın temelidir. Her şey senin varlığında vardır diyor. Yani bizim yine Fatiha ve İhlas suresini gazel haline çevirmişler ve anlatmışlar. Evet, bu iki gazelden. Bu iki gazelden hiçbir şey anlamamak bir yana, Kaf Dağı'na yahut Ankara'ya dair tek harf bile yoktu. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Nihayet Bahadır'la uzun uzun konuşup tartıştıktan sonra doğuya doğru seyahat etmeye ve uğradığımız her yerde Kaf Dağı'nı sormaya karar verdik. Bak, bir şey buldu. Bulduğu şey şu an henüz anlayamadı. Okudu, anlayamadı. Aslında aradığının kendi olduğunu, hani Simurg'daki gibi gidiyorlar, 30 kuş kalıyorlar. Ondan sonra Simurg'un ne olduğunu soruyor, 30 kuş demek mi? Sizsiniz diyor. Biz de arayacağız, arayacağız. Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değil, ne ararsan kendinde araya, Hünkar Efendimin dediği yere döneceğiz. Devam edelim. 2 sene kadar çeşitli milletler arasında dolaşarak yüzlerce beldeye uğradık. Fakat Kaf Dağı hakkında sağlıklı bir bilgi edinemedik. Bir gün büyük ve zengin bir şehre misafir olduk. Birkaç gün sonra delaların şehrin sokaklarına dolaşarak şöyle bağırdıklarını duyduk. Ey ahali,
Her kim Miset harabelerindeki kuyuda saklı bulunan leyfayı getirip alimlerin reisine verirse, karşılık olarak kendisine üzerinde büyük bir sır yazılı, çok önemli bir leyfa verilecektir. Bu durum dikkatimizi çekmişti. Leyfa yanımızdaydı. Bir şey anlamadığımız gibi zaten onların bir faydasını da görememiştik. Alimlerin reisinin huzuruna gidip aradan leyfanın yanımda olduğunu söyledi. Sevincinden boynuma sarıldı. Bendeki leyfayı alıp diğerini bana verdi. Onda da şöyle bir şiir yazıldı. Evet. Alemde görülen bu hareket kemale ulaşıp olgunlaşmak içindir. Her nokta ve zerre hareket etmekte olup hepsi yaratıcına kavuşmak için uçarak gitmektedir. Kainat ve insan belirsiz bir hayale doğru koşup gitmektedir. Eğer insan isen gel, arzu edilmeye değer olan her şeyin ne olduğunu anla da gel. Allah'ın gazabına sebep olacak yolda yorulma. Ezel ufkunda doğan bir güneş acaba batıp kaybolur mu? Değerli vaktini boşa geçirmeye, yüzünü Hak Teala'nın cemaline çevir. Bu şiiri okuyunca hayrete düşüp meraklandım. Alimlerin reisine yolculuğumun sebebini anlattım. O da hayrete düştü ve dedi ki, çok garip, ben de bu leyfayı Nezara harabelerindeki bir kuyudan çıkarmıştım. Lakin manasını anlamadığım için muradıma ulaşamadım. Yıllarca seyahat ettim. Sonunda Serendip Adası'ndaki Adem Tepesi'nde dünyadan ele tek çekmiş bir adama rastladım. Bana Mises harabelerindeki leyfayı ele geçirirsen istediğine ulaşırsın dedi. Yıllarca bu harabeyi aradım ama bulamadım. Sonunda büyük bir ümitsizliğe düşerek memleketime döndüm. Her yıl tellallar vasıtasıyla bu leyfayı aramayı adet haline getirdim. Nihayet senin aracılığınla elime geçirmeye muvaffak oldum. Fakat ne yazık ki bu leyfalarla da müşkülümü de halledemedim. Peki ya sen? Ben de aynı durumdayım. Beraberce Serendip'e gidip Adem Tepesi'ndeki o adamı bulmaya ve elimizdeki leyfaları ona göstermeye karar verdik. Uzun bir yolculuktan sonra Adem Tepesi'ne varıp adamı bulduk. Elimizdeki leyfaları ona verdik. Düşünceli ve şaşkın bir tavırla dedi ki, tevfik olmazsa tarif bir işe yaramıyor. Bak, tevfik olmazsa tarif bir işe yaramıyor. İkisinin elinde de tarif eden bilgi var. İnsanların elinde de rehberlerin kitapları var, mürşitlerin kitapları var, velilerin katır yükü yazıları var. Ama tevfik ne demek? Uyanma, uygun ana gelme, söylenilerini kavrayacak düzeye gelme olmayınca, tevfik olmayınca tarif anlatılıyor. Şöyle oldu, bu ya indi gitti, burada yazıyor, o hakikat sende de sen onu nasıl anlayacaksın? Olmuyor. Devam edelim. Bana dönerek ey sual eden, birinci leyfadaki şiir kaftanı ve ankayı bildiriyor. İkinci leyfadaki şiir ise ejderhanın sorusunun cevabını içermekte. Bize sonsuz gibi görünen bu dünya, bu varlık kervanı, bu yıldızlar, bu güneşler, bu alemler sınırsız bir boşlukta. Rahman olan Allah'ın arşı içinde yeri ve mahiyeti bilinmeyen eşsiz bir sırra, aşk nuruna doğru uçup gidiyor. Bu yolculuk, bu devran ezeli ve ebedidir. Böylece aletlerin başının müşkülü de hallolmuş oldu. Elini öpüp sevinçli bir şekilde memleketlerimize gitmek üzere yola çıktık. Yolun yarısında reisle vedalaşıp ayrıldık. Evet, şimdi burada dönelim. Neymiş? Birinci lefadaki şiir. Kaftan, yani kainatı, o kainatın kendi içinde saklı olduğunu, yani hakkı anlatıyor. İkincisi ise diyor, ejderhanın sorusunu, yani kendi yol ve yolculuğunun sorusu. Sen bu yola niye çıkıyorsun? Amacın ne? Neyi bulmak istiyorsun? Ey insan, senin aradığın ne? Ve sonra da diyor ki, Rahman olan Allah'ın arşı içinde yeri ve mahiyeti bilinmeyen eşsiz bir sıra aşk nuruna doğru uçup gidiyorsun. Bu yolculuğun sebebi bu diyor. Bu yolculuğa devran deniliyor. Bu yolculuk ve ezeli ve ebedidir diyor. O zaman devran neymiş? Devran, durdurak bilmeyen hareket, deveran. Arapça dönmek demektir. Cevfi zikir tarikatların ayinlerinde zikir dönüşle yapılır ki buna deveran denir. Evet, şimdi insanlar birleşirler, kol kola girerler, halay çekiyoruz diye insanlar dalga geçiyor bazıları. Öyle değil işte.
o zikirle devran ediyorlar. Aynı kainat gibi ya da bizim semah gibi ya da Mevlevilerin semağı gibi sürekli bir hareket. Hakkın dediği her an bir şendeyiz. Atomun etrafındaki o protonların, nötronların döndüğü gibi, kainatın kendi içinde döndüğü gibi, bütün gezegenlerin kendi yörüngeleri ve bağlı oldukları güneş sisteminin etrafında döndüğü gibi hayat her an bir dönüş, bir devir. O zaman devir neymiş? Bizim devriyeler diye sürekli kullandığımız. Arapça, devir Arapça dönmek demektir. Madde olarak görülen şu aleme düşen bir mevcut, önce cemat, cansız, sonra bak, bitki. Bak, önce cemat, cansız. Biz zannediyoruz ki bu tekamül, efendim bu evrim, başka bir takım şeyler bizde yok. Bak bak, ne diyor? Devirden başlıyor. Buyurun, maddi görülen şu aleme düşen ilk mevcut, önce cemat, cansız demek. Sonra bitki, sonra hayvan, sonra insan şekillerinde tecelli eder. Ve... İnsan şekillerinde. Beşer, insansı, insan. Sonra ne olurmuş? Ve sonunda da insanı kamil şeklinde dönüşür. Şeriatta beşersin, tarikatta insansısın, marifette insansın, sırrı hakikatte insanı kamilsin. Bak, onda da dört çeşit insan var. Buyurun. İnsanı kamil şekline dönüşür, hakka vasıf olur. İnsanı kamile kadar olan çizgide tavsim düşür. Onu bir daha okur musun? Hani arkadaşlar, la mekan, la zaman, öyle ulaştım, böyle gördüm. Bak, diyor ki insanı kamile ulaşmadan hakka ulaşamaz. La zaman, la mekan, Allah'ın yeri, oraya nasıl ulaşacaksın? Daha hakka ulaşamadık. Buyurun, bir daha oku orayı. Maddi olarak görülen şu aleme düşen bir mevcut, önce cansız, sonra bitki, sonra hayvan, sonra insan şekillerine tecelli eder ve sonunda da insanı kamil şekline dönüşür. Hakka vasıf olur. Tecelli eder ve sonunda da insanı kamil şekline dönüşür. İnsanı kamile kadar olan çizgiye kavsi nüzul. İnsanı kamile kadar çıkana, inene nüzul deniliyor. Kavsi nüzul, yani iniş yarım dairesi. Dairenin bir tarafı iniş yarım dairesi. Sonra insanı kamil ile başlayan Allah'a dönüş çizgisine, Allah'a dönüş çizgisine de ulaşma. Yani nüzul ve uruç. Hani diyorlar ya, uruç etti. İriş, dede sultanım iriş. Uruç etti diyor hani. Orada dede sultanın kendilerine yetişmesi. Buyurun, devam edelim. Kavsi uruç ile varlık vücudun mutlaka, yani aslına dönür. Mebde ve meyatten bahseden bu harekete devir denir. Bak, ikisi birleşti, yarım daireler. Uruç ve nüzül. İniş ve çıkış ve sonuçta bir bütün nokta oluşturdu yine. Yani dört kapı, 40 makam, 360 menzil, 360 derece. Buyurun. Buna birden gelen çokun tekrar bire dönmesi denir. Birden gelen çokun, yani vahdetten gelen kesretin tekrar vahdete dönmesi. Kavsi nüzul ile kavsi uruç için devreyi ferşiye ve devreyi arşiye tabirleri de kullanılır. Devir mevlevilikte döne döne yapılan semaha da denir. Devir bazen yanlış bir yorum ile tenasüh olarak anlaşılmıştır ki bu doğru değildir. Bak, şimdi buraya da dikkat edelim. Tenasüh, çeşitli donlara girmek. Yani ben 10 yıl sonra bir İtalyan, 20 yıl sonra bir bilmem ne, tenasüh. Bak, orayı bir daha okuyalım. Tenasüh yok bizde. Yani reenkarnasyon, tenasüh diğer adıyla, bir daha okuyalım onu. Devir mevlevilikte döne döne yapılan semayı da denir. Devir bazen yanlış bir yorum ile tenasüh olarak anlaşılmıştır. Bu doğru değildir. Reenkarnasyon, yani tenasüh, ölümden sonra ruhun başka birinin bedenine girmesi yahut hayvan, bitki veya cansızlar alemine gönderilmesidir. Tasavvuftaki devirde başta Allah'ın bilgi ve iradesi, ondan sonra da bu bilgi ve iradeden insana kadar gelen bir maddi oluşum söz konusudur. Bu madde cansızlarda varlığını korumak, bitkilerde büyümek, hayvanilerde, canlılarda duymak, seslenmek, hareket etmek suretiyle can kazanır. Fakat cansızlara, bitkilere, hayvanlara ait olan bu canlılık, ruh-i cemadi, ruh-i nebati, ruh-i hayvani, geçici, fanidir. Ana rahminde insana verilen ruh ise, ruh-i insani, ölümsüzdür. Bak,
diğerlerine verilen ruhların tek tek isimleri var ve geçiciler. O canlı yok olduğunda o da yok oluyor. Ama insanınki fani olmuyor. Ölümsüzlük. Ölümden sonra kıyamete kadar berzah aleminde kalacak. Hani dedik ya bu ölenler, hakka yürüyenler, Allah dedi ki cennet ve cehennem, Mehdi gelecek sonra mahşer yaratılacak ondan sonra. E peki 400 bin yıldır 7 kere Adem geldi, doldu, boşaldı, bu ruhlar nerede dolaşıyor? Nerede dolaşıyormuş? Berzah aleminde dolaşıyormuş. Yani Hazreti Ali Efendimizin ben cinlerin ve insanların imamıyım diye gittiği ejderhalarla, Kahkaha Sultan'la savaş ettiği yer neresiymiş? Berzah alemiymiş. Daha sonra hesap günü yapıp ettiklerinin sonucu olarak lütfa, cennete veya azaba, cehenneme... Zuhru mahşerde, huzuru mahşerde denilen hesap günü ne yapılıyormuş? Ondan sonra o ruhlar hesap günü yapıp ettiklerinin sonucu olarak lütfa, cennete ya da azaba. Tamam. Yani demek ki bir küçük cennet varmış bu dünyada yaşadığımız cennet ve cehennem. Üzüntülerimiz ve sıkıntılarımızdan oluşan cehennem, mutluluklarımızdan oluşan cennet varmış. Bir takım tasavvuf ehli de cennet ve cehennem burada oldu bitti gitti geçmiş olsun diyor. Mesela onlar da çok hızlı hareket edip kıvlukale bu işin lafuz güzahına daldıkları için, kapıları geçmedikleri için. Bir de tutup Bektaşiler'de efendime söyleyeyim dergah mı vardı onlar biliyor diyorlarmış. Sağ olsunlar Allah razı olsunlar. Ama kendileri küllük halle her şeyi biliyorlar. Bu dünyadaki küçük cennet, bu dünyadaki küçük cehennem, senin üzüntülerin cehennem, dertlerin, sıkıntıların cehennem, güzellikler ise cennet. Ama bir de ruhun tekrar mahşer gününde yaratılacağını Allah müjde diyor. Orada bir de büyük bir cennet, büyük bir cehennem var. Nasıl bir şey onu bilmiyoruz biz. Kaynar kazan falan demeyeceğiz. Bilmediğimiz şeyi ne söyleyelim ya. Yani. Devam edelim. İnşaatı devam edelim. Eskiden namaz öncesi Kur'an okumakla görevlendiren kişilere devran edilmişti. Yine birisi ölünce onun ruhunu taziz ve Allah rahmetine nail olması için okunan hatip ve bu münasebetle yapılan dini merasimlerde devri hasbin edildi. Yani bu devriye sadece bizde değil, ehli sünnette de var, herkeste var. Devam edelim. Osmanlı dönemi edebiyatında konusu devir olan tasavvuf şiirlere devriye adı verilir. Evet, bizim cemlerimizin en önemli noktalarından birisi de devriye. Tamam, devam edelim. Bahadır ve ben. Bahadır ve ben 3 ay sonra şehrimize ulaştık. Şehre gelişimiz ejderhanın geleceği günün bir gün öncesine rastladı. Evet, devam edin. Babam yaşlanmıştı. Halk büyük bir üzüntü içinde ertesi günü bekliyordu. Ben ve Bahadır 7 gün süren bu yolculukta çok değişmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik. Bahadır'ı babama gönderip ejderhanın sorularını cevaplayacak bir derviş geldi. Sabahleyin bütün halk şehir dışına çıksın. Şenlik hazırlıkları yapılsın şeklinde bir haber yolladı. Babam sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Alemleri ve vezirleri toplayarak onlarla istişare ve ertesi gün şehir dışına çıkılmaya karar verilmişti. Tam yerinin ağırmasıyla birlikte halk karabalıklar halinde şehir dışına çıkmaya başladı. Ben de Bahadır'ı yanıma alarak padişahın huzuruna çıktım. Açık varsam bile. Açık yoksam. Bana fevkalade İzzet-i İkram'da bulundular. Babam ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Derken korkunç ve endişe verici ejderha karşıdan göründü. Halkın toplanmış olduğunu görünce hayret etti. Vay vay, demek benim de can gelecek kadar cesaretiniz var. Şimdi ağzından çıkaracağım küçücük bir ateşle sizi ve memleketinizi kül edeyim de görün diye bağırdı. Ejderhaya gönderilen bu elçi buraya toplanmaktaki amacın savaş olmadığını, soruya cevap verecek bir adamın ortaya çıktığını bildirdi. Ejderha, o adamı huzuruma yollayınız dedi. Yerimden kalkıp ejderhanın karşısına çıktım. Ey Ademoğlu, eğer soruma cevap vermezsen seni yerim. Eğer 7'şer değil, ayrıca 7'şer değil 70'er erkek ve kadın kurban ederim, iyice bilesin dedi. Bu durum padişaha bildirildi. Padişah biraz tereddüt ettikten sonra kendisine teminat vermem üzerine buna razı oldu. Nihayet ejderha klasik sorusunu sordu. Bu kervan nereye gidiyor? Herkesin ruhu adeta bedeninden çıkmış, iki dudağım arasından çıkacak söze doğru uçmaya başlamıştı. Bire beyinsiz ifrit, kemalata ihtiyaç duyan bu kainat,
Her daim yürümeye mahkum bu kervan, hayale dahi sığmayacak eşsiz bir sırra, her şeyi kendine çeken Hakk'ın cemalinin nuruna doğru gitmektedir, dedi. Ejderha bu sözleri işitince akıllara durgunluk veren korkunç bir nara atarak silkindi. O sırada 15-16 yaşlarında melek yüzlü bir kız çocuğuna döndü. Herkes hayret ve şaşkınlık içindeydi. Kız yanıma gelerek bana dedi ki, ben Allah'ın kudretiyle yaratılmış mahlukatın en güzeliyim ve daima 16 yaşındayım. Lakin kaderin cilvesi beni ejderhaya dönüştürdü. Bu durumdan kurtuluşum sorduğum soruya doğru cevap verilmesiyle mümkündü. Şimdi siz bu sorunun cevabını verdiniz. Böylece beni o kötü durumdan ve nice insanları da benim şehrimden kurtardınız. Bundan böyle kabul buyurursanız sizin cariyeniz olup size hizmet etmek benim için büyük bir mutluluktur efendim. Herkes sevincinden göklere uçuyordu. Askerler halka susmalarını söyledi ve padişah konuşmaya başladı. Sevgili halkım, bu faziletli ve kamil delikanlı sizleri büyük bir dertten kurtardı. Siz daha büyük bir hizmetlerde size daha büyük hizmetlerde bulunacağına eminim. Saltanat hükmü şimdiye kadar taşımamın sebebi yerime geçmeye layık birini bulamamamdı. Bildiğiniz gibi zavallı oğlumu da kaybettim. Bu asil genci bize Cenab-ı Hak gönderdi. Onun vesilesiyle bizi kurtardı. Ben de yerimi ona bırakıyorum. Allah tacını ve tahtını ona mübarek etsin dedi. Beni yanına çağırdı, kucakladı. Sonunda dayanamadım ve ellerine sarılarak babacığım oğlunu tanıyamadın mı dedim. Babam bir sevinç çığlığı atarak bayıldı. Herkes benim kendini kurtarmak için yolculuğa çıkan şehzade olduğumu anladı. Halkın sevinç çığlıkları birbirine karıştı. Herkes birbirini kucaklayıp tebrik ediyordu. O kötü kılığından kurtulmuş olan peri kızıyla evlendim. Bizim düğünümüzde ejderha için ayrılmış 7 erkek ve kızın düğünleri birlikte yapıldı. Babam inzivaya çekildi. Ben de Bahadır'ı vezir tayin ederek memleketi idare etmeye başladım. Bir cuma günü ata binerek gezmeye çıkmıştım. Nasıl olduysa atın ayağı sürçtü, ben de yere düştüm ve gözümü açtım. Evet. Ve bizim Raci gözünü açıyor, uyanıyor. Kemale ermek neymiş, vahdeti vücut neymiş, onları da 176-117. Bu ve bunu da bir kısaca okuyalım. Bugünkü sohbeti de sırlayalım. Dervişi de oku istersen. Derviş neymiş? Derviş. Hepsini okuma, kısaca oku. Farsça fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. Tarikat mensuplarının çoğu fakir olduğu için bu isimle anıldığı ileri sürülür. Ancak hakiki derviş kimseden bir şey istemez ve istememesi tarikat kuralıdır. Derviş kelimesi kapı eşiği manasına da gelir. Kimseden hiçbir şey istememek. Kendi kendine yetebilmek. Devam edelim. Dervişin kapı eşiği gibi başkalarından gelen ezaları tahammülü olması gerekir. Bu espriden dolayıdır ki dervişler herkesin ayak basıp ezdiği kapı eşiğine basmazlar. Evet. Derviş de burada der kapı iş de kapı eşiği oluyor. Kapı eşiğinde turab olup aynı bizim bugünkü aracı Bektaş Veli Efendi'me karşı bir an yanlış yaptığı için kendisinin mezarını ayaklar altına koyan kahveci Şeyh Şazeli'de olduğu gibi derviş yanlışı karşısında ya da Üftada Hazretlerinde olduğu gibi yaptığı yanlış karşısında elinden yetkileri alındığı için üftade edildiği için Üftade Hazretleri olduğu gibi yani bir mevkiye, bir makama yükselsek bile derviş olduğumuzu, kapı eşiği olduğumuzu, üstümüze batırılacak bir turab olduğumuzu, fakir olduğumuzu, hiç kimseden bir şey istemememiz gerektiğini, bu dünyanın masivasından yani bu dünyanın nefsi bize verecekleri şeylerden arınmak. Bu demek ki yani hiç aç, susuz, yoksun o anlamda demiyor. Yeteceği kadar fazlasını istememekten bahsediyor. Devam edelim. Kemal Arapça olgunluk demektir. Sıfat ve sıfatın asarından hakkı tenzih etmek üzere kullanılır bir tabirdir. Bir şeyin bütün cüzlerinin yerli yerinde ve tam olması manasına gelir. Allah'ın kemali mahiyetinden ibarettir. Onun mahiyeti de idrakin dışındadır. Allah'ın olgunluğunun sonu ucu bucağı yoktur. Allah'ın olgunluğu
yarattıklarınkine benzemez. Zira varlıkların olgunluğu zatlarındaki mevcut manalardadır. Bu manalar zatlarının gayridir. Allah'ın olgunluğu zatına eklenen manalarla değildir. Vahdet-i vücut. Arapça varlığın birliği demektir. Allah'tan başka varlık olmadığının idrak ve şuuruna sahip olmak, bilmek. Şuhudi tevhiddeki salikin her şeyi görmesi geçicidir. Birlik bilgide değil, görmededir. Vahdet-i vücutta ise bu birlik bilgidedir. Vahdet-i vücut zevkle elde edilir, yaşanarak bilinir. Kitap okunarak öğrenilen bir felsefi sistemi değildir. Vahdet-i vücudun zevkten elde edilen salik, gerçek varlığın bir olduğunu, bunun da Hakk'ın varlığından ibaret bulunduğunu bilir. Evet. Biraz önce zaten iki tane yazılı lefa vardı. Lefanın biri seyri sülük eden dervişin yolculuğunu anlatıyordu. İkincisi ise bu kainatın Kaf Dağı olarak anlatılan uçtan uça giden aslında Kaf-ı Nün, yani Kaf ve Nün harfinin oluşmasıyla Allah'ın ol emriyle oluşan bu kainatın seyredilmesine, seyri süluğuna bu dervişin yola çıkması, bu yolda edindikleriyle kemal bulması, Hünkar Efendimizin dediği gibi ara bul. Bulanların mutlaka arayanlar olduğunu ama ilkinde bulamıyor. Bir başkasıyla karşılaşıyor, o da bir şey bulmuş ama anlamamış. İkisini birleşiyor ancak buluyor. Yine de arayanların bulduğunu ama her arayanın bulamayacağını, kemale ermek olgunlukla derviş olup o turaplıkla o kapının eşiğinde bulunmakla mutlaka bir gamberle, yani bir yoldaşla, bir refikle, bir arkadaşla ve bir rehber aracılığıyla olacağını ve kendisine verilen o güzelliğin, o aşkın ise işte Hakk'ın cemali olduğunu simgeleyen ve vahdet-i vücut dediğimizde aslında her şeyin o olduğunu anlatan yine güzel bir hikayeyle Raci'nin bu 6. gününü de geçmiş bulunuyoruz. 7. gün azamet deryası ve büyük girdap olarak bugünkü sohbetimizi de burada sırlayalım.